İyi misiniz? Allah'a şükür ben iyiyim Salih abi. Ferit yarbayım. Durumun ne? Galiba ayağım kırıldı komutanım. Yüzbaşı Kerem, Asubay Melih şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Salih albayım. Helikopter de teröristlerin eline geçmesin. Bir çaresine bakın. Emredersiniz komutanım. Hüseyin benim. Emredin komutanım. Enkazı tuzaklayalım. Peşimizdeki terörist unsurlara en fazla zayiatı verdirmeye çalışalım. Emredersiniz komutanım. Aslanım benim, tamam. Gel bakalım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Oğlum, bir telsiz getir çabuk. Emredersiniz. Ver. Bu çalışmıyor. Başka getir. Emredersiniz. Üsteğmenim. Emredin komutanım. Bizim telsizler çalışmıyor. General telsiz istiyor. Tamam, bu çalışıyor komutanım. Tamam, ver. Buyurun komutanım. Yuva Kartal 1. Yuva 1'i hemen telsize çağırın. Yuva 1 hatta komutanım. Ömer kardeşim, büyük geçmiş olsun. Kaza haberini aldık. Kaybımız var mı? İki şehidimiz var komutanım. Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağ olsun. Ben ve karargah subaylarım şu anda açık hedefiz komutanım. Bulunduğumuz yer sınıra oldukça yakın. Uçarken birçok terör unsurunun üstünden geçtik. Bizi buradan hemen aldırın komutanım. Doğrudur Kartal 1. Düştüğünüz bölge sert dağlarla çevrili bir alan. Helikopter planlaması için ne arazi şartları ne de güvenlik uygun değil. Sizi oradan çıkarmak için özel bir planlama yapmak gerekecek. Bölgede sungurlar var. Sizi onlar alacak. Bulunduğunuz yerin koordinatlarını hemen verin Ömer. Hadi Celil, hadi. Hadi, hadi, hadi. Pikniğe çıkmadık, hadi. İyice gevşediniz. Duymadınız galiba ha? Helikopterimiz düştü, hadi. Acele etmezseniz çakalların kanalında yağlı ballı haberler çıkar, hadi. Ya Gordon, dostum, sen ama öfkeli olduğun zaman hiç çekilmiyorsun dostum ya. Doktor, gevşekliğin ne yeri ne de sırası. Hadi çabuk, hadi. Geliyorum. Gölge bir yuva. Komutanım, kaza yerine gidiyoruz. Helikopterin kesin yeri belirlendi Serdar.
Yılanlı Vadisi'nde Karakayalar. Düşen helikopterde bölge komutanı Tuğgeneral Ömer ve bölgenin yükünü omuzlayan 6 karargah subayı var. Şayet bölge komutanı ve yanındakiler teröristlerin eline geçerse ülke için çok büyük bir prestij kaybı ve psikolojik bir yenilgi olur. Teröristler onları bulmadan generali ve subayları oradan çıkarır. Bu risk derecesi yüksek bir görev. Başarısızlık durumunda bölgede psikolojik üstünlük teröristlerin eline geçer. Teröristler bizden öndedir komutanım. Generalle konuşsanız hemen oradan çıksalar. Sen ne gerekiyorsa yap Serdar. Tüm inisiyatif sende. Her türlü tedbiri almakta serbestsin. Yeter ki komuta kademesini oradan çıkar. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, hadi. Çıkıyoruz. Helikopterin yerini biliyorlar. Komutanım, kalabalık bir grupla oraya doğru geliyorlar. Bulunduğunuz yerden çıkmanız hayati. Çukurca Vadisi'ne gelebilirseniz sizi orada karşılayabiliriz komutanım. Tamam evladım. Çukurca Vadisi'ne geliyoruz. Salih, gideceğimiz yeri belirleyelim. Emredersiniz komutanım. Fırat, harita, çabuk. Emredersiniz komutanım. Hadi çocuklar, acele edin. Hemen çıkıyoruz buradan, çabuk olun. Emredersiniz komutanım. Hadi çabuk, çabuk. Kuzeye doğru gidiyoruz. Aha. Aa! Bu halde yürüyemem komutanım. Beni bırakın, daha çabuk gidersiniz. Saçmalama yarbayım. Çocuklar, sedye yok mu? Helikopterde panço olacaktı komutanım. Ne bekliyorsun evladım? Hemen getirsene şunu. Hemen komutanım. Helikopter tepenin ardındadır Naza komutan. Gördük lan, kör değiliz. Başkanım, helikopterin yerini buldum. TC'nin telsiz anonslarını dinliyoruz Naza. O helikopterden sağ çıkanlar var. Bölge komutanı, general ve subayları o helikopterdeymiş. Ha, TC Genelkurmay Başkanı'nı esir almışız. Ha da bölgeyi bize cehenneme çeviren o paşayı. Ne yap, et o generali al. Bölgedeki en büyük TC komutanı avucumuzun içinde. Sakın kaçırma. Meraklanma başkanım. Benim adım Naza. Alındı Bilo Paşa'yı. Sütçü beygir gibisiniz lan. TC'nin büyük komutanını almaya gidiyoruz. Sallanmayın hadi. Yak hadi oğlan. Hadi çocuklar, hadi çıkalım çabuk. Düştüğümüzü duyan akbabalar başımıza üşüşür şimdi. Çabuk etrafa bakın, yaşayan var mı? Lan ne bakıyorsun salak salak? Gazeteci değil misin sen? Çeksene şunları. Emredersiniz komutan. Ver şu cihazı bana. Emredersin.
Kazan komutan. Ölmüş iki TC subayı var burada. Lan medyacı. İşin bitince gel şunları da çek. Emredersin Nazar komutan. Nazar komutan. Ne var lan? Burada ayak izleri derin. Birini taşımışlar. 5-6 kişi varlar. Ağaç tarafa gitmişlerdir. Komutanım. Ferit komutanımın durumu iyi değil. İç kanaması var galiba. Acele edin çocuklar. Sungurlarla buluşalım bir an önce. Onların yanında doktor var. Hadi hemen. Bu iyi işte lan. Yanlarında yaralı varsa fazla uzaklaşmış olamazlar. Şeyh Muz. Adamları topla, çıkıp arayalım. Emredersin Nazar komutan. De hadi lan. Toplanın. Bu ne lan? Geberdi şerefsizler. Helikopter yanına yaklaşanlara mezar oldu. Bu iyi oldu. Bize zaman kazandırır. Hadi. Aga, sesleri duydunuz mu? Bomba patlıyor ya. Pislikler generali bulmuş olmasınlar komutanım. Allah korusun. Mavi kod, gölge bir. Devam et Üsteğmen. Bölgede patlamalar duyuldu. Sorun mu var? Komutanım siz iyi misiniz? Yok evladım, yok. Sorun yok. Bizim deli bozuk leş kargalarını ökseye taktı. Anlaşıldı komutanım. Siz yine de bir an önce bölgeden çıksanız iyi olur. Telsiz dinlemeleri terörist unsurların bölgeye geldiği yönünde komutanım. Arazi şartları çetin evladım. Yaralımız var. Çıkmaya gayret ediyoruz. Bu tuzak teröristleri durduracaktır. Endişelenme gölge bir. Teröristlerin başında Naza denen elikanlı terörist var. O kadın yılanın tekidir. Ne olursa olsun izinizi sürecektir komutanım. Hadi beyler çıkıyoruz. Lan elime geçmeyin lan TC subayları. Elime geçmeyin, kolunuzu bacağınızı kesip kuşlara yem edeceğim lan. Başkanım acil. Nazı aldın mı generali? O şerefsizler helikopteri tuzaklamışlar başkanım. Kötü darbe yedik. Bırak ağlamayı Nazı. Generali aldın mı onu söyle. Yok başkanım, alamadım. Ama 6 kişi olduklarını zannediyoruz. Yaralılar ve kaçmışlar. Alın generali Nazı. Hem pazarlık için hem de propaganda için çok önemli bu. Dağıldık başkan. Çok sayıda ölü ve yaralı var. O general bölge komutanı Naza. Afan alıyor mu bunu? TC ordusunun bölgedeki olaylara bakan en büyük generali. Bizim için büyük zafer olacak bu. Destek gönderiyorum. Mazeret istemem, alacaksın o generali. Tamam başkan. Toplanan sağlamları çıkıyoruz. Yaralılar? Yaralılar ne olacak Nazar komutan? Ne mi olacak? Ah!
Artık yaralı yok. Acı çektirmeyelim yoldaşlara. Onlar davamız adına TC ile savaşırken şehit düştüler. Tuzak ha. TC subayları bittiniz lan siz. Yürüyün hadi. Emredersin komutan. De hadi lo yürü. Yürüsene lo. De hadi. Of. Allah'ım ne oldu bana ya? Zeynep! 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 Kız Zeynep, sabahtan beri sesin soluğun çıkmıyor. Ben iyi değilim Zelal. Neyin var? Bilmiyorum. Bir şeyim yok galiba. Ya nasıl bir şeyin yok? Kalk hadi revire gidelim. Yok yok hadi. Gerek yok. Ya nasıl gerek yok hadi. Zeynep. 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 Cellat subayın eşi rahatsızlandı. Hemen acil sağlık ekibi gönderir misiniz? Doktor benim Zelal. Acil. İşe bak ya. Dağ başında bile kadın milletinden rahat yok ya. Ya Zelal kızım. Bu hat özel hat değil ya. Sen niye buradan anons geçiyorsun? Tövbe tövbe. Ya seninle işim yok. Celle abiyi ver bana. Ya kızım kordonla ne işin var senin acaba? Senin kocan benim gerizekalı. Doktor ha. Uzatma. Zeynep'e bir şey olmadı ya Zelal bacı. Zeynep birden fenalaştı Celil abi. Revire götürüyoruz. Nesi var ne oldu Zelal bacı? Bilmiyorum Celil abi. Birden bayıldı. Şu an revire götürüyoruz. Allah Allah. Durup dururken ne oldu bu kıza? Hadi beyler, hadi hadi. Çıkıyoruz, hadi. Celil, hasta mıydı? Yok komutanım, bir şey yoktu, bilmiyorum. Ya benim aklıma bir şaka geldi ama yapayım mı? Senin gibi adama bence senin gibi gergin, sert bir adama makine olsa dayanmaz. Kız ne yaptı sonunda arıza yaptı. Şakaya bak ya. Kes sesini be oğlum, şakanın sırası değil. Tamam, tamam. İnşallah bir şey yoktur Celil, kaygılanma. Hadi buluşma yerine az kaldı. Hadi sağ salim alalım generalle subayları. Hadi. Beni yere bırakın. Ne oldu Ferit? Komutanım, sizi yavaşlatıyorum. Bu şekilde teröristleri yakalanırız. Mağaralardan birine saklayın beni. Olmaz. Harekat subayını teröristlere bırakmam. Şuraya bakın komutanım. Komutanım, sizin teröristlerin eline geçmeniz bölgedeki üstünlüğün teröristlere geçmesi demektir. Ferit Yarbay haklı komutanım. Siz teröristlere esir düşerseniz bölgedeki askerler, subaylar hepsi kötü etkilenir. Psikolojik olarak yeniliriz komutanım. Beni bırakmaktan başka çareniz yok komutanım. Şimdi buluşunca Ferit Yarbay'a yardım göndeririz komutanım. Komutanım, ben Yarbay'ımla kalırım. Biz de kalırız komutanım. Olmaz. Komutanı korumak zorundayız. Tamam. Sizi mağaraya saklayalım. Hadi. Ferit, sakın bir delilik yapma. Bana lazımsın sen. Merak etmeyin komutanım. Ben kolay pabuç bırakmam. Ya bu nasıl iştir böyle? Komutanım. Fırat.
Al bunu evladım. Belki ne bileyim işte kendinizi korursunuz. Gözünüz arkada kalmasın komutanım. Allah yardımcınız olsun. Gidelim komutanım. Yürüyün lan! Mağaraların önüne! Senin çocuklar merak etmiştir şimdi. Söz vermiştim komutanım. İkidir kızımın doğum gününü kaçırıyorum. İnşallah dönünce kutlarsın. Nasip komutanım. Nasip. Vardı. Onu bulacağız. Anladınız mı lan? Bütün mağaraları tek tek arayın. General'i canlı istiyorum ona göre. Hadi dağılın. Ben bir dışarıyı kolaçan edeyim. Başında planlamaya benzemiyor yüzbaşım. Böylesi daha iyi ama ha? Allah'ım sen yardım et onlara. Şişt. Siz ikiniz girin lan içeri. Lan size diyorum girsenize. Komutanım! 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 Git yüzbaşım git. Seni bekleyenler var. Salih! Salih bir şey yap. Şuraya bak Fırat yüzbaşı orada. Çıkar onları. Komutanım. Sakin olun. Ne var Salih? Evlatlarım gözümün önünde ölsünler mi yani? Komutanım lütfen sakin olun. Gelin lan gelin! Aa!
Kurşunu bitti lan. Girin içeri. Çık. Komutanın nerede lan? Cehenneme kadar yolum var. Konuş lan. Ucuz kahramanlık yapma bana. General nerede? Boşuna uğraşma. Hainlerle konuşmam ben. Çek vur. Kaldırın lan şunu. Bunlar senin çocukların. Şimdi... Ya çocukların ya general. Tercihini yap yüzbaşı. Çocukları kullanmak sizin gibi bebek katillerine yakışır. Türk subayı asla ihanet etmez. Tabii. Tabii senin çocukların. Bana bak. Çocuklarını görmek istiyorsan konuşacaksın yüzbaşı. Konuşmazsam ne yaparsın? Öldürür müsün? Öldür lan hadi. Alçaklar. Kalleşler. Komutanım. Yapma lütfen. Son defa soruyorum. General nerede? İşte cevabım. Vurdular. Ne valla yukka yürek? Düşmandır oğlu. Kalbini fena kırarım yoksa. Kim ateş etti lan? Ulan kahve. Tepedeler Nazo komutan. Çıkalım buradan. Koruyun bizi. Yürüyün lan yürüyün. Hüseymen, öldün sen. Komutanım! Ben, evladım! Komutanım, gitmemiz lazım. Yürüyün, acele etmemiz lazım. Yürüyün la orada! Kaldır ellerini. Git lan işine soysuz.
Bırak, kıpırdama. Kıpırdama la. Dilini keserim la senin. Kesin lan. Bu da üst değmemiş ha. 6 kişi bu üst değmeni sınır ötesindeki kampa götürecek. Emredersin Naza komutan. Bana bakın. Gruplara ayrılıp o generali bulacağız. TC generali sağ alınacak. Aksi olursa affetmem ona göre. Emredersin Naza komutan. Neye son ver Şahin? Nereye kadar gidecek bu böyle? Aslı, sana anlatacaklarım var. İlgilenmiyorum, teşekkür ederim. Aslı bak, beni dinle bir. Hayati bir konu. Hayatımı kararttıktan sonra ne önemi var ki? Dinlemeyeceğim artık. Celil, bir aksilik var. Şimdiye kadar burada olmalıydılar. Vadinin diğer tarafı da temiz komutan. Kartal 1, konuşan gölge 1. Kartal 1, konuşan gölge 1. Evladım, teröristler peşimizde. Yarbay ve yüzbaşı şehit oldu. Üst değmeni aldılar. Kartal 1, beni duyuyor musunuz? Konuşan gölge 1, tekrar ediyorum. Konuşan gölge 1. Ne oldu şimdi buna? Bataryası bitmiştir komutanım. Başka telsiz var mı? Maalesef yok komutanım. Bağlantımız kesildi. Yalnız kaldık. Buluşacağımız yere gidelim komutanım. Oraya kadar gidemeyiz komutanım. Komutanım, geliyorlar. Nişancı var. İndir la şunları. Yürüyün la. La koşun. Komutanım, beni duyuyor musunuz? Komutanım, onların telsizinde sıkıntı var. Bağlantımız koptu. Başları belada olmalı. Komutanım, geliş istikametlerine gidelim, orada karşılayalım. Başka çaremiz de yok Celil. Doktor, benim Zelal. Ay! Yahu kızım, ne bağırıyorsun acayip acayip dağ başında? Aklımı başımdan aldın ha, gerizekalı! Sus be, boş boş konuşma. Celil abi ver çabuk. He, tamam kız, sus. He. Zelal bacı, ne oldu? Zeynep'in durumu nasıl? Hastanedeyiz Celil abi. Tamam, söylesene, kötü bir şey var mı Zelal bacı? Ya Zelal, bin dereden su getirtme. Bizi burada sabırsızlandırma. Aklımız başımızdan gidiyor. Ne olursun söylesene ka. Doktor, karışma. Bırak konuşsunlar. Tamam aga, biraz sabırsızlandım da. Seni dinliyorum Zelal bacı. Gözün aydın Celil abi. Zeynep hamileymiş. Bebeğiniz olacak. Kordun. Ve subhanallah. Koçum, hayırlı olsun. Bebeğin olacak dedim. Duydun mu Celil abi? Duydum Zelal bacı, duydum. Bak Zeynep'i veriyorum sana. Hadi konuş. Al hadi. İki laf et kocanla kız. Celil. Zeynep, sonra konuşalım, sonra. Hayırlı olsun kordon. Celil koşum. Kordon geliyor. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Dostum, kordon sonunda kordonlukta terfi ettin, baba oldun. Gerçekten gözün aydın olsun. Çok mutlu oldum vallahi be, gerçekten. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin Celil abi. Vay be komutanım. Baba olacaksınız ha. Ne güzel. Herkes baba olmak istemez. Neyse, sağ olun. Allah razı olsun.
Hicran hayır. Ölme ne olur Hicran. Hicran hayır. Hicran. Kuşum hayırdır ne oldu? Ya yok ya. Kordon dostum hayatta olamaz ki ya. Onun kalbinde nezle varmış. Ondan gözüne şey yapmış. Ölen karımı kızımı hatırladım komutanım. Geçmişi unut. Artık önünde yeni bir hayat var. Haklısınız komutanım. Hadi arkadaşlar durmayalım. Naza yılanı generali bulmadan yetişelim. Hadi beyler sallanmayın. Hadi bakalım. Hadi görev zamanı. Hadi oğlum yeter bu kadar dağbaşı muhabbeti. Hadi çabuk olun. Sungurlarla buluşacağımız bölgeden uzağa düştük galiba. Haritaya bakalım. Komutanım geliyorlar. Peşimizi bırakmıyor şerefsizler. Seni almak istiyorlar komutanım. Tamam sakin olun. Hadi uzaklaşalım buradan. Macit durdur şunu. Dur dur. Buyur komutan. Teröristler peşimizde. Yardım gelene kadar bizi güvenli bir yere götürmen lazım. Teröristlerle başımız belaya girer komutan. Bizi o itlere hiç bulaştırmayın. La çapulcu takımından korkup devletin komutanlarına yardım etmeyecek miyiz? Gülsüm Ana. Ben diyeceğimi dedim. Yel açın komutanlara. Asker gözümüzün nurudur. Geç komutan. Haydi. Haydi geç. Gel komutan. Aha orada. La bunlar kaçıyor. Ne ediyorsun la? Köylüleri vuracaksın. Kız haklıdır la. Köylülerle bir de kötü olmayalım. Yürü, yürü! Sallanma! Yürü lan! Yürü, şöyle! Komutanım, çakallar! Düşen helikopterin pilotu bu Celil. Kötü vurup alıyorlar, bu ne ya? Şerefsizler. İnsan nasıl hırpalanır gösterelim şunlara komutanım. Çevirip indireceğiz. Silah kullanmak yok. Pilotu vurabilirler Celil. Çeviriyoruz komutanım. Mahmut abi, siz kaçan olursa toplayın. Tamamdır komutan. Hadi beyler çıkıyoruz. Hadi, hadi, hadi yürüyün. Sallanmayın yürüyün. Yürü lan! Yürü! Ne olan bir koştuk suda boğulacaksın pilot! Ne o? Güzel miymiş su? Askere bak lan! Hadi boğayım mı seni? Oo, güzel miymiş su? Beğendin mi? Lan pilot bu havada uçmaya benzemiyor değil mi? Güzel mi lan suyun tadı? Aa, iç hadi iç. Sonra bana susu deme. İç hadi iç. Kıymetini bil. Ne oluyor? Gel lan. Ben seni boğmaz mıyım lan şimdi?
bana bırak. Hayda, hayda, hey. Ulan alayınızı gebertsem hırsımı alamam lan. Hey, hey ya, hayda. Celil, hırsını alamadın hey, galiba. Hayda. Doktor, doktor dur. Bana bırak. El buyur kordon. Askın boğuları gibisin ha. Bak. Baba kordon. Nazar değmezsin ya. Kordon baba askın boğa gibisin ha. Kordon. Oo bu enerji ne Celil abi? Ulan. Ulan keyfime değmeyin lan. Ulan. Baba olacağımı öğrendim ya. Bir sürü de çakal çıkıyor karşıma lan. Eceli gelen bana tost diyor arkadaş. Doktor çabuk ol, yarası var. Allah'a çok şükür. Siz sungurlarsınız. Doğrudur Hüseyin. Ben Üsteğmen Serdar Mert. Pilot Üsteğmen Mert Ceyhun. Bölge komutanıyla giderken motor arızasından düştük. General nerede Üsteğmen'in? Sizlerle buluşmaya gelirken bir kadının komuta ettiği terörist grubunun saldırısına uğradık. Naza yılanı bulmuş bunları Celil. Kamyonet general ve subayları alıp şu yöne doğru gitti komutan. Bu yol tek bir köye çıkar. Çayır başına. General orada. Hadi lan! Gidiyoruz. Buyurun, buyurun. Burası sizlere layık değildir komutan. Ama ortalık yatışıncaya kadar kalın burada. Sağ ol Gülsüm Ana. Bizi arayan askerler var. Onlarla bağlantı kurmamız lazım. Telefon telsiz var mı köyde? Burası yoksul bir dağ köyüdür komutan. Öyle şeyler yoktur burada. En yakın karakol? O uğursuzlar peşinizdeyken ortaya çıkmayın. Siz hele bir soluklanın. Ben giderim karakola. İstediğinizi derim askerlere. Allah razı olsun Gülsüm Ana. Nine? De Ayşem. Muhtar emmi geldi seni ister. Ben bir bakayım. Buyurun komutanım. Ya bu Gülsüm Ana'nın yaptıklarına bak. Vallahi olacak şey değil. Örgütü başımıza musallat edecek bu kadın ya. Dedim muhtar dinlemediler. Komutanları neye köye getirdin mi diyeceğim. Ha muhtar? Örgüt komutanların peşindeymiş. Bu yasaklandıklarını öğrenirlerse taş üstünde taş komazlar. Vallahi yaparlar ha. Vallahi yaparlar, bitirirler bizi. Yıllardır canımızı okudular. Yıllardır aileler dağıldı. Ocaklar söndü. Ne ettiniz? Ha? Boynumuzu büktünüz. Yetti artık, yetti muhtar. O uğursuzlara dur deme zamanı gelmiştir. Gülsüm Ana. Korkunun ecele faydası yok muhtar. Komutanlar misafirimdir. Azıcık erkek olun, erkek. Ha, diyeceğim bu kadar. Hadi gidelim arkadaşlar. Kadının yaptığına bak ya. Olacak şey değil. Allah Allah. O kötü adamlar gelip komutanı öldürmesinler sakın yine. Korkma Ayşem. Nenem buna izin vermez. O hainlerden korktuğumuz kadar Allah'tan korksaydık başımıza musallat olmazlardı. Tamamdır,
İyisin değil mi? Sağ ol. Ortada yoklar komutanım. General Naz'ın eline geçtiyse felaket olur. Mahmut abi. Emret komutan. Ece'ne ulaşmamız gerekiyor Mahmut abi. İkiye ayrılıyoruz. Bir grupla ben köye girerken diğerleri köyü saracak. Kuş uçmayacak. Emredersin Naz'a komutan. Kimin onu ıslık çalan? Dalga mı geçiyoruz lan burada? Yürüyün hadi. Ejin cevap vermiyor komutanım. Mahmut abi, konuşacak durumda değildir. Kızı zor durumda bırakma. Emredersin komutan. Ne yapacağız komutanım? Aramaya devam edeceğiz. Dua edelim de General Naz'ın eline geçmesin. Hadi çıkalım. Bir şeyler yersiniz komutan. Sağ ol Gülsüm Ana. Zahmet buyurmuşsun. Ben de ayran getirdim. Sağ ol Ayşeciğim. Sen çok cesur bir kadınsın Gülsüm Ana. Bizi buradan misafir ettiğin için teröristlerle başın belaya girecek. Allah onların cezasını versin. Benim tek korkum Allah'tandır oğlum. 3,5 soysuza pabuç bırakacak değiliz evelallah. Ağzın bal yesin Gülsüm Ana. Keşke herkes senin gibi yürekli olsa. İman yoksa yürek et parçasıdır. Oh. İlla iman. İlla iman. Doğru dersin Gülsüm Ana. Ayşe senin torunun mu? Hmm, torunumdur. Maşallah. Hayırdır Gülsüm Ana? Kötü bir şey mi oldu? Teröristler benim anamı babamı öldürmüştür. Gülsüm Ana! Gülsüm Ana! Gülsüm Ana! Gülsüm Ana neredesin? Ne bağırıp durursun muhtar? Teröristler köyü basmıştır ha. Askerler için geldikleri belli. Köyü kırıp geçirmeden komutanlara... Bizi koruyan devletin askerini eşkıyaya mı teslim etmemi istersin muhtar? Yahu Gülsüm Ana. Ula sen nasıl Kürtsün muhtar? Örf adetimizde misafirin canı, namusu bize emanet değil midir? Ölürüm de vermem onları. Beter edecekler bizi. Kararım budur. Askerleri vermeyeceğim. Ne yaptın Nazar? Başkanım, generalin izini buldum. Bir daha köyünde. Köylüler saklıyor onu. General alınacak Nazar. Kimseye acımak yok. Gerekirse köyü toptan yak, anlıyor generali al. Emredersin başkanım. Dinleyin lan. Bir grup köylünün TC askerini bu köye getirdiğini biliyorum. O askerler derhal bana teslim edilecek. İlla size böyle mi davranmak lazım lan? Koyun gibi ne bakıyorsunuz? O TC subaylarını istiyorum. Derhal! Lan illa vurayım mı birinize ha? Size söylüyorum. Bilmiyoruz ya. (Gülüyor)
Sizi burada kimse bulamaz komutan. Gülsüm Ana, o hainler köylüleri konuşturmasını bilir. Burada olduğumuzu öğrenip buraya geleceklerdir. Bizim yüzümüzden sana eziyet etmelerine gönlüm razı olmaz benim. Gidelim biz. Gidelim. Hem bizi arayan timciler var. Onlarla buluşursak teröristlerden kurtuluruz. Kalın. O uğursuzlar köyü sarmıştır şimdi. Adım attığınız anda yakalarlar sizi. Kalın burada. Ben timcileri bulmaya giderim. Gülsüm Ana. Kalın dedim. Seninle. Bulamasınlar diye dua edelim Ayşe. Gel. Komutan, komutan. Ejin telsizdedir komutan. Ver şunu. Ejin, ben Serdar komutan. Komutan. Ejin, generali arıyoruz. Bize yardım etmen lazım bacı. Hadi lan, söyleyin. Çayırbaşı köyündeyiz komutanım. Köylüler generali saklamış. Nazlı generali bulmak için köyü dağıtıyor. Köylülere eziyet ediyor. Böyle giderse generali bulurlar. Geliyoruz Ejin. Sağ ol bacı. Nerede bu köy? Haritayı verin. Ben biliyorum komutan. Yakındayız. Hemen şu tepenin ardındadır. Öne geç Mahmut abi. Hadi hemen çıkalım. Çabuk olun. Hadi gidiyoruz. Hadi. Bana bakın lan. Hayırdır ya. Ya bayram. Bu köyden generali ve subayları almazsam... Bütün köyü cayır cayır yapacağım ona Bunlar göre. Bunlar bizi yakacak muhtar. Bu eziyeti durdur muhtar. Ama generalin subayın yerini söylerseniz derhal yangını söndürür, derhal ziyanı öderim. Yoksa sonunuz kötü olacak. Kurtar bizi muhtar. Kurtar bizi. General nerede işbirlikçi muhtar? Söyle yoksa ölürsün. Gülsüm Ana'nın evindedir. Gülsüm Ana iyi niyetli. Ama onu zor durumda bırakmayalım. Çıkalım buradan Salih. Çıkalım buradan komutanım. Komutanım ben çıkıp karakola ulaşayım. Tek başıma daha hızlı hareket ederim. Evin etrafını sarmışlar. Çık ortaya Gülsüm kadın. Çık ortaya, çık lan. Çık lan. Ne zırlayıp duruyorsun? Eşkıya başı. Sözüne dikkat et lan moruk. Biz Kürt halkının özgürlüğü için savaşan gerillalarız. Özgürlük diye hepimizi köle yaptınız be. Ettiğiniz zulüm arşı titretti. Allah'tan korkun. Kes sesini lan moruk. Bana bilmediğim kavramlardan bahsedip durma. Generalle subayları istiyorum. Neredeler? Gittiler. Demek öyle. Arayın lan her yeri. Haydi.
Bakılmadık tek bir yer bırakmayın. De hadi evi arayın. Ahırı arayın. Hadi lan. Allah'ım ne olur bulmasınlar komutan abileri. Çabuk olun lan. Köyü ablukaya almışlar. İyi ya komutanım, ne güzel işte. Bana da iş çıktı. Orada dostum, bakıyorum da keyfine diyecek yok ha. Olmaz mı oğlum? Baksana, indirilecek çok çapulcu var. Sululuğu bırakın. Bir an evvel generali almalıyız. Köyü kontrolü alın. Grupları sessizce indireceğiz. Tamam aha. Şahin, doktor, Aslı. Şöyle. Bugün benim günüm be. Bugün benim günüm. Ne oldu buna böyle be? Bu kadar pervasız değildi. Kim lan? Dur! Ecelinim ulan. Yedi bela kordonum ulan ben. Allah'ım ne olur bulamasınlar. Ne olur bulamasınlar. Sen ne mırıldanıp duruyorsun kız? Ha? Evde kimse yok Nazan komutan. Ahırda boş dur Nazan komutan. Her yere baktınız mı lan? Baktık. Bana bak moruk karı. Moruk anandır edepsiz. Bu mu senin devrimci ahlakın? Bana ders vermeyi kes. Söyle şimdi. TC subayları nerede? Gittiler. Yalan söylüyorsun lan. Onlar köyden çıkmaya kalksalardı yakalanırlardı. Lazarov! Cevap ver acil! Vay vay. Cevap verin ulan! Komutanım! Naza yılanı! Serok! Ver Celil! Cevap ver! Adamların ayaklarımın altında. Bana söyle bakalım ne söyleyeceksen. Serdar? Benim yılan, ben. Olamaz ulan! Nasıl olur lan bu? Kapatamamışsın demek. Neyse, bu muhabbeti hapishanede seni ziyarete geldiğinde yaparız ha? Dinle şimdi. Köyü sardık. Silahları at. Köpeklerine beraber teslim ol yılan. Eğer şayet yaşamak istiyorsan tabii. Yalan söylüyorsun lan. Yalan mı söylüyorum? Görürsün sanki. Hadi çıkıyoruz. Neredesin lan? Bana numara çekme. Bu kordon lan. Olamaz. Yaşıyor lan bu. Lan kordon ölmüştü.
Olamaz lan bu. Melek Tavus, bu bir kabus olsun lütfen. Var lan. Ne oldu Naza komutan? Elimin kör oldu. Gordon ölmemiş işte lan. Yok ya. Yanlış görmeyesin. Bana bak moruk, zamanım yok. Derhal TC generalinin ve subaylarının yerlerini söyle bana. Gittiler dedim ya. Bırak torunumu yabanın ayısı. Bebi. Bırak. Bir daha sorma lan. Ya söylersin ya da bu kızın kafası dağılır. Komutanım, nasıl bu kadar vahşi olabiliyorlar? O da küçücük bir kız. Buna razı olamayız Salih. Lan kurarsana bunakları. Buna razı olamayız Salih. Şerefsizler. Bırak. Bırak o kızı. Zarar verme kimseye. Vay. Bu ne cool tavır böyle. Amma havalısın ha general. Atın lan silahlarınızı. Salih, evladım. Bırakın silahlarınızı. Bağlayın lan şunları çabuk. Hadi lan, bağlayın hadi şunları. Bunların insanlıktan haberleri yok Salih. Bana ne yaparlarsa yapsınlar, sakin ol. Şirin, dağılalım. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, dağılıyoruz. Ne bulursanız ganimetten sayın, indirin. Emredersiniz komutanım. Hadi çıkıyoruz. Sungurlar geliyor lan. Lan Azat, karşılayın lan onları. Emredersin Naza komutan. Bahçelerden çıkıyoruz lan, hadi çabuk. Götürün lan şunları. Üzülme Gülsüm ana. Sen görevini yaptın. Hadi lan hadi yürü. Yürü. Geç lan. Hadi sallama. TC askerlerine yardım etti. Partinin yasalarına göre bunun cezası ölümdür. Mahkemeni yaptım. Cezanı kestim. Burada olduğuna göre generalle Naza yılanı buralarda bir yerde olmalı. Konuşlan. Konuşlan, Naza nerede? Ha? Naza nerede lan? Çabuk söyle. Çabuk. Söyle. Orada. Hadi gel. hadi yürü. Gel. Açılın. Çevre güvenliğini sağlayın hemen. Nene beni bırakma nene. Doktor acil et. Geldim aga geldim. Kaçın. Aslı kızı al.
Gel canım. Nene. Hadi. Tamam. Ne oldu burada? Gülsüm Ana subayları saklamıştı. Teröristler de vurdu onu. Nerede olacaklar? Generali ve subayları alıp gittiler. Hey Allah'ım, yine yetişemedik Celil. Şerefsizler. Doktor durumu nasıl? Komutanı arayan askerler siz misiniz evladım? Evet teyze, biziz. Demiştim bana. Ama yakalandılar, hayır bana. Yorma kendini teyze. Bu benim oğlum Bekir'di. O da sizin gibi subaydı. Bir bayram beni ziyarete köye gelirken teröristler saldırdı. Bekir'imi de gelinimi de alıp götürdüler. O zaman bebekti. Onu arabada bulduk. O günden beri Bekir'imden de gelinimden de haber alamadım. Bu Ayşe kız yıllardır anası babası dönecek diye bekler. Onlara ne oldu bilmeyiz. Komutana da dedim. Sana da diyorum evlat. Yalvarırım bul onları. Ayşem sahipsiz kalmasın oğlum. Bulun onları. Emredin komutanım. İki arkadaş Ayşe'yi generale götürün. Emredersin komutanım. Celil, biz de teröristleri konuşturalım. Naza yılanı hangi dili yakıştı öğrenelim. Generalle birlikte bir albay, pilot üsteğmen ve bir assubayı aldık başkanım. Aferin sana. TC askerinin morali kötü bozulacak. Bölge asker kaynıyor. Ortalık durulunca sınır ötesine kaçırırız onları. O zamana kadar general ve diğerlerine... Merak etme başkanım. Bir de görüntüleri istiyorum. Televizyona yollayalım da moral olsun bizimkiler. Şu an çekiliyor başkanım. Hemen gönder bana onu. Emredersin başkanım. Hemen gönderiyorum. Yeterli görüntü alındı mı? Alındı Naza komutanım. Şehmuz. Emret Naza komutan. 3 koruma ile birlikte görüntüler derhal Cemal Başkan'a ulaştırılsın. Emredersin Naza komutan. Gel la. Vay be. TC generalinin haline bak. Buralar masa başına hiç benzemiyor değil mi? Yo, çok beğendim buraları. Zaten askerlerim de sık sık geliyorlar. İyi tanırsın onları. Kes sesini. Bakıyorum da gerçekler canını acıttı. Ha? Bunları hücreye kapatın lan. Yürü abi hadi. Gel. Hadi be. Ne la? Beni yoldan çeksin şunlar. Hadi hadi. Lan
Lan kim çekecek şimdi bunu ya? Bu nereden çıktı ya? Lanet olsun ya. Lan elini ayağını oynatma, deli kaçarım ha üstünde. Yürü, nereye? Ayıp lan, ayıp. Adam bir sorar lan, öldün mü, yaralı mısın ha? Geç şuraya be. Teslim oluyorum. Celil, bunu hemen imha et. Parolayı söyle yoksa ateş edeceğim. Sazanlar... Sazanlar nöbette miydi? Ne diyor lan bu? İndirin şunları çabuk olun. Şahin, doşka sizin, tamam mı? Emredersin. Hadi. Generali orada tutuyorlar komutanım. Doktor, sen cephaneliği bul hemen. Tamam aga. Hadi Aslı. O kordon nasıl ölmedi ya? Peş peşe sıktım. Beton gibi yere çakıldı. İçinde çelik yelek vardır Nazo komutan. Ne çelik yeleği? Bu kim lan? Bu kimdi be? Nereye gidiyorsun? Buraya girmek yasak. Mahkumlara su getirdim. Tamam, gir hadi. Mahkumlara su getirdim. İstemiyorum hiçbir şeyinizi. İçin komutanım, için. Bu su sungurlardan geldi. Sağ ol. Çok da susamıştım. Siz de sağ olun. Naz'a geliyor. Gidip bakalım bir şunlara. Olur Naz'a komutanım. Thank you.
olacak komutanım. Doktor. Doktor çabuk ol. Durun bayım çabuk. Tamam ağa merak etme. Hepsini buldum. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Niye su veriyorsun lan mahkumlara? Susamışlar Naza komutan. Başlatma lan şimdi. Gerilla mısın servis elemanı mı? Defol git. Şş, dur bakalım. Sen kimsin be? Ha? İlk kez görüyorum seni burada. Göster yüzünü. Cephanelik nasıl patladı? Komutanım, üst teğmenim Serdar Mert. Komutanım, iyi misiniz? İyiyiz üst teğmenim. Sizi gördükten sonra çok daha iyi oldu. Üst teğmenim, komutanımın görüntüsünü çektiler. Yayınlanırsa yıkım olur. Merak etmeyin komutanım, görüntüler tamam. Ya Salih, bu çocuklar hakikaten komutanın dediği kadar varmış. Gölge bir yuva. Hayırlı haber ver bana Serdar. Allah'a çok şükür komutanım. Komutanlarımızı aldık. Kahretsin be. Kahretsin. Kahretsin. Yürü. Neşin kızım. Neşin. Neşin. Kızım. Çök. Çök. Kıpırdama. Getir onu. Getir. Mahmut abi. Mahmut abi. Mahmut abi. Naza yılanı eşini götürdü abi. Bir gün alacağız kızını, üzülme. Helikopter 5 dakika sonra burada olur komutanım. Sağ ol evladım. Yürü. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi sallanma. Tamam tamam. Gel lan buraya. Nereden buldun lan sen? Ha? Nereden buldun lan? Nereden? Konuş lan. Ha? Nereden buldun? Ha? Gelir. Bu asubayı öldürmüş. Ben de onu öldürürüm. Vallahi ben öldürmedim. Bu Bekir asubayı. O yaşıyor. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme. Nerede Bekir asubayı? Sınır ötesinde. Karadağ kampında. Uzun zamandır oradadır. Dur bir dakika.
Bekir Asubay Gülsüm Ana'nın oğlu olabilir. Gülsüm Ana bizim için canını verdi. Onun oğlunu kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Komutanım, görev yetkilendirmesi almamız gerekiyor. Oğlum, ben bölge komutanıyım. Hem merak etme, komutanınızla konuşurum. Emredersiniz komutanım. Bana bak, biz hemen oraya götüreceğiz, tamam mı? Hemen, hadi düş önümüze. Azat, daha çok var mı Azat? Geldik sayılır komutan. Az kaldı. Ben asubayı size verince ceza almam değil mi komutan? Dereyi görmeden paçaları sıvama lan. Önce bir asubayı alalım, sonrasına bakarız. Ya dostum bırak şunu. Ya diyeceğim ki, bak sen Zeynep bacıyı aramadın, hiç konuşmadın, ayıp olmuyor mu ya? Oğlum nereden çıktı şimdi bu ya? Ya dostum nereden çıktısı var mı? Yani sen baba olacaksın, kız hamile. İnsan onu bir arar, iki laf söyler güzel güzel. Adettendir bu işler ya. Bizim erkeklere göre değil tabii. İncelikten anlamazlar, kaçak görüşürler. Hemen laf sok değil mi? Yavuz oğlan. Yalan mı be? Allah Allah. Çattık ha. Doktor, şimdi olay çıkaracaksın. Aslı, sen de sakin ol. Celil, mayın. Kafanız nerede be? Ha? Dağılırız iyice. Bana bakın. Aşk meş işleri daha göre değil, tamam mı? Dönünce yaparsınız, ne yapacaksınız lan? İşte kamp burası. Kamp çok sıkı korunuyor. İçeride başka esirler de olmalı komutanım. Vardır la. Esirler varken saldıramayız komutanım. Ne oluyor la? Celil, güvenebilir miyiz? Bir hainlik yaparsa parçalarım. Bizi esir olarak oraya sokacaksın. Komutanım, bu çok tehlikeli. Aga, bu biraz sakat bir iş gibi sanki. Buna güven olmaz komutanım. Bana güvenin la. Ceza almaya çıksam her şeyi yaparım. Başka çaremiz yok. Oraya girip esirleri almalıyız komutanım. Aramızda ailesi olan bir tek siz varsınız. Hadi vedalaşın. Tamamdır. Hadi. İki canlısın. Kendine iyi bakman lazım ha. Aa. Niye ağlıyorsun kız? Bir ara hep sormadı Zelal. Ben ne yaptım ki ona? Zelal. Zelal cevap ver. Zelal. Buyur doktor. Zelal nasılsın? İyiyim. Ne istersin söyle. Ya hiç... Ne isteyeyim ki kız ben senden? Sesini dedim, bir duyayım dedim. Ne o kadar yani? Hangi dağda kurt öldü de ararsın doktor? Bana bak, yoksa bir çocuğun dağı mı çıktı ha? Ya, vallahi al başına belayı ya. Zelal! Ya şurada ben sana duygusal güzel bir konuşma yapmaya çabalıyorum. Gene mahvettin her şeyi, gene ortalığı karıştırdın ya. Sus! Zeynep acıyı ver, kordon konuşacak. Kendine de iyi bak, öptüm. Al. Hadi. Zeynep, nasılsın? Allah çok şükür iyiyim. Konuşsun, konuş. Kendine dikkat et Zeynep ha. Artık iki cansın. Tamam Celil, merak etme.
Zeynep. Cinsiyeti belli mi? Belli. Bir oğlun olacak komutan. İyi iyi iyi. Çok iyi, tamam. Biz şimdi zor bir görevdeyiz Zeynep. Bir şey olursa çocuğa iyi bak ha, tamam. Kendine de ha, tamam. Sen bizi düşünme komutan. Biz iyiyiz. Allah yardımcınız olsun. Aç. Merhaba Heval. Hoş geldin Heval. Aç. Geç. Bunlar kim la Azat? Bunlar Sungurlar timidir la. Bu da timci. Tuzak bu. Kıpırdarsanız sıkarım kızın kafasını. Alçak. Dönek. Sana güvenen de ata. Öldün lan sen. Öldün lan. Mahmut abi, bu iş sakat iş. Doğrudur Şahin. O alçak bir hainlik yaparsa... Ben bir bakıp geleyim. Geç lan. Geç. Yürü. Yürü. Geç. Geç. Yürü. Sallamayın. Hızlı. Sen de geç. 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 Geç lan. Geç. Thank you.